Sivas'ta ilk defa vatandaşlarla buluşturulan Anadolu Kırmızısı TOG'u gören yüzlerce vatandaş etrafını sardı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabası TOG, Sivas'ta vatandaşlarla buluştu. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen tanıtım programına yüzlerce vatandaş katıldı. Alana getirilmek üzere şehrin en işlek caddelerinden olan İstasyon Caddesi'nden TOG'un geçtiğini gören vatandaşlar fotoğraf çekebilmek için adeta izdiham oluşturdu. Yoğun ilgi drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Tanıtım programında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi. Hayırlı olsun, nereye söyleyeceksiniz efendim? Türkiye'nin gururu. Sivas'ta ne ilgisi var efendim? Türkiye'nin gururu. Türkiye'nin gururu. Hayırlı olsun bakanım. Evet, gidemiyoruz. Evet, 60 yıllık hayaldi. Devrim otomobilinden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle, güçlü liderliğiyle kim bunu yapar deyip ortaya çıkarttığı fikir, irade ve sonuçta bugün Sivas tarihi kent meydanında. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Söyleyecek çok söz yok. Çok konuşmalar yaptık ama bu eserin karşısında bu nasıl ifade edilir? Biraz önce Abdullah Vekilime onu sordum. Ne söylenir, nasıl ifade edilir dedik. Ama eser burada o kendi kendine söylenmesi gerekeni söylüyor. Milletçe mutluyuz, gururluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yine Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu şehirde, bu mekanda tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. 100 yıldır özlemini çekmiş olduğumuz yerli ve milli otomobilimize kavuşmuş durumdayız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Tabii ki bu projenin baş mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Yine bu projede emeği geçen ve katkısı olan teknisyenlerimizi, mühendislerimizi, emekçilerimizi ve girişim grubunu tebrik ediyorum. Aslında bugün çok kıymetli misafirler, sevgili Sivaslılar. Millet olmak demek aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstesinde ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Hiç kuşku yok ki Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuran bu proje Türkiye yüzlü vizyonunu güçlendirmiştir. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmek ve üretebilmektir. Türk havacılık tarihinin kurucularından hemşerimiz Nuri Demirağ'ın ve mühendislerimiz Nuri Killigil, Vecihi Hürkuş ile Şakir Zümre'nin de hayallerinin gerçeğe dönüştüğü zamanları yaşıyoruz. Aynen, milli gururumuz bizler için yeterince gurur verici bir olay. İmal edilmesi, tüm şehirlere dağıtılması gerçekten milli ve milliyetçi insanlar için gurur verici bir olay. Rabbim daha iyi yerlere nasip etsin. Tabii bunun yanında Kızıl Elma, İHA SİHA'larımız var. Çok şükür. Onları da inşallah yakından görürüz. 10 numara kıskananlar çatlasın. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Neler fark ettin abi? Dikkatini çeken. Arabayı inceledim. Gerçekten çok kaliteli. Mercedes'ten bana göre daha kaliteli. Yerli otomobil sadece gurur vasıtalarından bir tanesi. Hangi birini anlatayım? Bunlarla gururlanmayan insan Türk olamaz, milliyetçi olamaz, vatansever olamaz. Valla normalde internetten falan görüyorduk. Hani bu kadar canlı gördüğümüzde de adını sen getir dahi duracağını hiç tahmin etmemiştim. Yani nasıl diyeyim, Türkiye'miz için iyi bir gurur meselesi oldu diyeyim ben size. Kısaca böyle de diyeyim. Tüm basın mensupları, sahnede bulunan tüm basın mensuplarını aşağı davet ediyoruz. Evdamız geliyor.